bir şekilde bu görevi aşık edebiyatı üzerine sürdürüyorum. Üniversitelerde aşık edebiyatını güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunların önemini gençlerimizle, öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Kimileri diyor ki hocam ya bu işler bitti. Artık televizyonumuz, internetimiz, uydumuz, her şeyimiz var. Artık bunlara gerek yok. Hayır, daha çok gerek var. Neden? Dün bunları gidebildikleri yerdeki insanlar tanıyordu ancak ama bugün öyle değil. Bugün dünyanın her yerindeki insanlar televizyonlar sayesinde aşıklarımızı tanıyor. Aşıklarımız artık televizyonlarla daha büyük imkanlar ve güç kazandı. Evvel ana her işi asan eder, Allah ana. Aşıkların meclisini kurmaya hoş geldiniz. Aşıkların meclisini kurmaya hoş geldiniz. Biri sağında, biri solunda, yüzlerini bu meydana sürmeye hoş geldiniz. Kapıcı darbeciler, onların da hesabını sormaya hoş geldiniz. Böyle ara sıra kafana vurun yani ha. Gidin onların başına vurmaya hoş geldiniz. Merhametli benim kızlarım, hoş geldiniz, merhaba. Tabii 100. yıl dönümü bugünden müjdesini size vereyim. Çok farklı bir gümüşhane, çok farklı bir yıl dönümü olacak. Toprağı yıkamış sen dalgınla, bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Niye boynu büşe büşe yürürsün, derdi gizlice inan erelisin sen. Kulnur Usta, Piroğlu, Yükseloğlu, Aşık Yüksel İlkeloğlu Usta gibi üstadlara dünya gözüyle cadde, sokak, park ve okul isimlerinden birini versinler ki bu aşıklarımız daha da gayrete gelsin, Gümüşhane'yi daha da iyi temsil etsin. Evet, ben Sayın Cumhurbaşkanımız hep millete soruyorum. Ben de hemşehrilerime soruyorum. Ne diyorsunuz? Murat Piroğlu'nun biz olayı aldık, millete sorduk, millet gereğini söyledi. Evet, pazartesi işe başladı. Evet.
aşık kulluğu ve bunun gibi değerler bizim için gönlümüzde. Ama inşallah onların yaptığımız, bu sene açacağımız o eserlere de bunların isimlerini sizlere söz veriyorum. Tamam diyor musunuz? Evet diyor musunuz? Olur mu? Bundan sonra ona rağbet olur mu? Hiç devlet içinde devlet olur mu? Gizli gizli plan varmış meğerse. Niye rezalet için, milleti kendine bağlamak için namazını kılan varmış meğerse. Hep çalışılmış kendi kârına, Pensilvanya'dan söyler ajanlarına, ondan emir alan varmış meğerse. Nereden başınıza koptu bu illet? O bir hoza değil, terörist cellat. Tankların önüne yattı bu millet. Kahramanca ölen varmış meğerse. İsrail dini, vatana konmakmış en büyük derdi. Şanlı Türk milleti dersini verdi. 40 yıl sonra zehirini gösterdi. Koynumuzda yılan varmış meğerse. Güzel insan, uyan ey Müslüman, sözüme inan. Hoca cübbesine girmiş bir şeytan. Adı FETÖ, yılan varmış meğerse. Canım kim, 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 kim,